Plan yapmak, geleceği bugüne taşımaktır. Böylece gelecekle ilgili şimdiden bir şeyler yapabilirsiniz. Alan Lucky. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 29 Temmuz 2022 Cuma ve saat tam 19.55. Kişisel Başarının İpuçları adlı serimizin 41. bölümündeyiz. 41 kere maşallah diyelim mi? Ve bugün konumuz verimliliğin 100 yıllık formülü. Sevgili dost, hiç düşündün mü başarılı ve üretken insanları diğerlerinden ayıran nedir? Haklısın, belki birçok şey söylenebilir ama en önemlilerinden biri odaklanma becerileridir. Ve bu arada ne yaptıkları da ne iş yaptıkları fark etmez. Milyar dolarlık ciroları yöneten bir CEO ya da bir sanatçı, sporcu, bilim adamı, girişimci, yazar. Hepsinin ortak özelliklerinden biri yaptıkları işi önemseyip, yani onun önemini kavrayıp odaklanabilmeleri. Peki bunu nasıl yapabiliyorlar? Bu konuyu belki birkaç bölümde ele alabiliriz ama bugün uygulaması çok basit olmakla birlikte sonuçları ciddi anlamda değiştiren ivli metodu üzerine konuşacağız. Çayın kahven hazırsa hadi başlayalım. İvli metodu aslında 100 yılı aşkın bir süredir var olan bir metot, ancak kıymetini bilenler tarafından halen kullanılıyor onlardan bir tanesi de benim. Çünkü üretkenliği artırma konusunda hem çok etkili hem de çok 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 kolay. Öncelikle bu metodun nasıl ortaya çıktığından biraz bahsetmeme izin ver. Amerika'nın o dönem çelik ve gemi üreticilerinden Bethlehem Steel Corporation'ın başkanı ve dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamlarından biri kabul edilen Charles Schwab, ekibinin üretkenliğini arttırmanın en iyi yolunu bulmaya çalışırken ivliğe ulaşıyor. Çünkü Lee o dönemler üretkenlik denilince akla ilk gelen isimlerden biri. Schwab birçok sektörde büyük şirketlere, hatta hükümetlere danışmanlık yapan reklam uzmanı ve halkla ilişkilerin de kurucusu kabul edilen Lee'den yardım istiyor. Ona diyor ki, ya bana daha fazla işi halletmenin bir yolunu göster. Lee hiç duraksamadan şöyle diyor: yöneticilerinin her biriyle bana 15 dakika ver. Swap, peki bu yardımın bana kaç paraya mal olacak diye sorunca Lee orada da farkını gösteriyor: şimdilik hiçbir şeye mal olmayacak. Eğer yöntemin işe yaradığını görürsen bundan 3 ay sonra senin için değerli olduğunu düşündüğüm miktarda bir çek yazıp gönderirsin bana diyor. Ve böylece anlaşıyorlar. Sonra onlara şu basit formülü veriyor: 1. Her iş gününün sonunda ertesi gün gerçekleştirmen gereken en önemli 6 işi yaz. Yazacağın görev ve sorumluluklar asla 6'yı geçmesin. 2. Bu 6 işi çok dikkatli bir şekilde önceliklerine göre sırala. 3. Ertesi gün işe başladığında yalnızca ilk işine konsantre ol. Hani az önceki maddede önceliklere göre sırala demişti ya. Burada da diyor ki ilk işine konsantre ol sadece. Yani birinci öncelikteki iş hangisi ise ona bak ve o bitmeden asla ikinci işe geçme. İkinci işe geçmeden önce de mola verdiğinden emin ol. 4. Sırasıyla diğer maddelere de aynı şekilde yaklaş. Günün sonunda eğer bitirilmemiş bir görev ya da görevler varsa onları mutlaka bir sonraki gün için 6 görevden oluşan listeye ekle. Yani ertesi gün için yine 6 maddelik bir liste yap. Bugün 2 işim bitmedi diyelim ama ertesi günü sakın 8 maddeye çıkarma. Ertesi gün için 4 madde artı bugünden sarkan 2 maddeyi yaz. 5. Her gün bu yöntemle çalışmaya devam et. Evet, hepsi bu kadar. Belki şimdi diyorsun ki, ya bu kadar basit bir şey nasıl etkili olabilir ki bu kadar? İlk başta Charles Schwab ve şirketindeki yöneticiler de aynen öyle düşünüyor. Ama 3 ay sonra Schwab şirketindeki tüm birimlerde artan verimliliklerden o kadar memnun kalıyor ki o dönemler için bir servet kabul edilebilecek 25 bin dolarlık bir çek yazıp Lee'ye takdim ediyor. Peki neden bu kadar etkili bu yöntem? Öncelikle birçok insanın ya da kurumun düştüğü yanılgıları ortadan kaldırıyor. Onları birkaç maddede sıralayacağım. Sonra neden bunun bu kadar böyle sonuçları değiştirebildiğine değineceğim. Bu 9 maddeyi, toplamdaki 9 maddeyi ben yazdım. Birincisi, yapılacaklar listesini gereksiz ya da bitmeyecek kadar işle doldurmak. Yani bu yanılgılardan bahsediyorum şu anda. İnsanların çoğunun çalışma düzeni, verimsiz çalışma düzeni, yapılacaklar listelerini gereksiz ya da bitmeyecek kadar işlerle doldurmaları. İkincisi, işler bitmediği için günün sonunda mesailerin uzaması ya da yetersizlik duygusu. Ve bu duygu çok 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 kötü bir duygudur. Bütün enerjiyi düşürür. Üçüncüsü, bu kötü duyguların ertesi gün işe başlarken kişi ya da kişilerin üzerinde
etkili olması. Bu üç maddeye lütfen dikkat et. Bireysel danışmanlık yaptıklarında da, işte kurumsal danışmanlık yaptığım şirketlerde de emin ol çok karşılaşıyorum. Halen çalıştığım bir tane firma var. Orada da ilk başlarda bununla çok ama çok karşılaşıyorduk. Yani çok fazla iş dolduruluyor listeye ve sonra onlar bitmeyince ertesi güne filan sarkınca böyle bir yetersizlik duygusu, ertesi güne kötü bir enerjiyle başlama gibi. Ve şimdi de uygulandığındaki sonuçlarda neden bu kadar etkili? 1. Güne başlarken bütün sorumluluğunun 6 görevi tamamlamak olduğunu bilerek kendi kendine ya ne kadar zor olabilir ki? Psikolojisiyle başlaman, özgüven ve enerjinin yüksek olması. 2. Bir iş bitmeden asla başka bir işe başlamayarak her işe önem verme bilinci. 3. Başarılı ve başarısız insanları ya da profesyonellerle amatörleri ayıran öncelikli işin ne olduğunun belirlenmesi. Bak burası da çok önemli. Hangisi öncelikli? 6 maddeyi yazdın ama hangisi en önemlisi? Bunu belirliyoruz burada, değil mi? Dördüncüsü, molaların en az iş kadar önemseniyor olması, ki bu olmazsa olmazdır hakikaten. İster üniversiteye hazırlanan bir genç olsun, ister işte bir şirket yönetiyor olsun, fark etmez. Molalarda en az çalışma kadar önemli. Beşincisi, bugün listedeki tüm görevlerin üzerini çizebildiğinde müthiş bir özgüven ve huzurun getirdiği gücün ertesi gün yeni işe başlarken, yeniden işe başlarken yapabilirim duygusunu sağlaması. Yani sürekli bir momentum. Tüm bunların kısa süre içerisinde pozitif momentum döngüsünde hayatını doldurması. Altıncı madde de buydu. İşte bu yüzden bu kadar etkili sevgili dostum. Hemen şimdi kendine bir zaman tayin ederek, yani önümüzdeki bir hafta, 2 hafta, bir ay, ne kadar istiyorsan bir zaman tayin et ve asla dışına çıkmadan bu yöntemi harfi harfine uygula. Dönemin en büyük kuruluşlarından birinin bütün verimliliğini arttıran bu metot, sahibine de az önce anlattığım gibi çok büyük bir para kazandırmıştı. Sadece burası bile bence bunu ciddiye alıp eğer verimliliğinden memnun değilsen, üretkenliğinden memnun değilsen, daha fazla işi aynı sürede tamamlamak istiyorsan, daha başarılı olmak istiyorsan bence denemeye değer, öyle değil mi? Bir sonraki podcast'te görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bak.